Risk faktörlerine baktığımız zaman nasıl korunması gerektiğini de aslında anlayabiliriz. Risk faktörleri arasında cinsel ilişki partner sayısının fazla olması, erken yaşta cinsel ilişki, HPV virüsüyle enfeksiyon, yüksek riskli HPV virüsüyle enfeksiyon dedik. Dolayısıyla rahim ağzı kanserinden korunmak için temelde aslında HPV ile enfekte olmamaya çalışmak lazım. Mümkün olduğu kadar yüksek riskli HPV ile enfeksiyondan korunmak lazım. Bu da nasıl olur? Temelde aslında cinsel ilişki de bulunmamak diye bir seçenek olabilir. Ancak tabii bu uzak, zor bir seçenek. Dolayısıyla monogamik ilişki düşünülebilir. Yani tek eşlik. Hem erkeğin hem kadının tek eşli olması. Bu HPV ile enfeksiyon riskini oldukça azaltır. Kondom kullanımı olabilir. Bariyer kontrasepsiyon yöntemleri, prezervatif kullanılması. Tabii %100 engellemiyor HPV ile enfeksiyonu. Ancak %40'lara, %60'lara varan oranlarda HPV ile enfeksiyonu cinsel ilişki esnasında riskini azaltabilir. Bu önemlidir. Tabii sigara içilmesi çok önemli bir risk faktörü. Sigarayı içmemek lazım bu noktada. Özellikle kadınların sigaradan uzak durması lazım. Çünkü sigara tamamen o HPV ile enfeksiyonu olduğu zaman HPV'nin yolunu açıyor. Buyur geç diyor. Dolayısıyla sigaradan uzak durmak lazım. Çünkü sigara rahim ağzındaki sıvılarda da birikerek toksinlerini bırakıyor. Ve oradaki bir takım genetik tümör baskılayıcı genlerin fonksiyonunu bozuyor. Dolayısıyla sigaradan bu anlamda da uzak durmak lazım. Bunun yanı sıra da beslenme önemli. Diyetimize dikkat etmemiz gerekiyor. Egzersiz yapmamız fayda sağlayabilir belli noktalarda. Bunlar önemli. Tabii elimizdeki en güçlü silah bu noktada aslında HPV virüsüyle enfeksiyon önemli bir risk faktörü. En önemli, en kuvvetli risk faktörü dediğimize göre HPV'yi engelleyecek ne olabilir? Bunu engelleyecek tabii aşılar var. HPV aşılarının kullanılması bize güç katmakta. Doğru bir şekilde, doğru zamanda, doğru kişilerle kullanılması tabii ki burada bahsettiğimiz. Bunun yanı sıra simir testi, bu primer önleyici. Yani HPV aşıları primer önleyici yöntemler. Bir de sekonder önleyici yöntemler. Bunlar da simir testleri. Simir testi çünkü bir kanser öncesi lezyon var mı yok mu bunu bize gösteriyor. Kanserin kendisi var mı yok mudan ziyade kanser öncesi hastanın hiçbir şikayeti yokken lezyon var mı yok mu bunu gösteriyor. Dolayısıyla yılda bir jinekolojik muayene iyi gelmesi kadınların ve simir testlerini düzenli bir şekilde yaptırmaları özellikle 3 tane arka arkaya simir testi temiz çıktığında yakalama şansı %80'lere 85'lere ulaşıyor kanser öncesi lezyonları. Dolayısıyla simir testinin iyi bir şekilde kullanılması da rahim ağzı kanserinin engellenmesi, ortaya çıkmasının engellenmesi açısından önemli.